Hazır mıyız gençler? Şimdi asıl işin en eğlenceli kısmı, hepinizin beklediği. Aslında sahanın açılışından daha çok bu hediyeleri beklediğinizi biliyorum. O yüzden şimdi bu hediyeleri hepinize almaya geldik. Basketbol topu, ayakkabısı vesaire bir sürü şeyler alacağız. Çalışan insanlar için de orada böyle emeklerinden kaynaklı onlara küçük hediyeler de almak istiyorum. Şimdi gidelim hepsini alalım. İki tane daha bunlardan alacağım. Bir tane küçük ayakkabı alalım değil mi kanka? Birkaç tane aslında şöyle küçük top alsak, onları da versek güzel olur küçük diye. Ha? Evet, olur. Fazla size güzel eşyalar aldık. Toplar vesaireler. Bence herkese çok güzel olacak. Bakalım yarışmaları kimler kazanacak. Evet, büyük gün geldi çattı. Sonunda bugün 7 Temmuz Pazar günü açılışımızı yapacağız. Çok emek harcadık. Yani buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Müdürüm, başkanım, burada çalışan bütün abiler gerçekten bize çok yardımcı oldular. Hep beraber bu sahaya bir emek vererek güzel bir şekilde yaptık. Bu arada ekstradan Mohican Airbrush Uğur abime de teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir tasarım yaptı. Bu tasarımı hiçbir sahada şu an göremiyoruz yani. İlk defa burada açacağız. Burası benim doğup büyüdüğüm yer. Burada çok fazla videomuz oldu. Hem YouTube'da olsun hem Instagram'da olsun. O yüzden buraya bir şey verebilmek benim için çok önemliydi. Sonuçta bir şeyleri burada fazlasıyla kullandık. Ve artık zamanı geldi bazı şeyleri geri vermek için. O bugündü. Çok şükür başardık bir hafta içinde. Bütün bu ekiple beraber bu sahayı yeniledik. Zor oldu ama güzel oldu. İnşallah siz de bu sahanın hakkını vereceksiniz. Sizden ricam gerçekten bu sahayı düzgün bir şekilde kullanmanız. Zarar vermemeniz. Çünkü bu sahayı ilk aldığımızda potalar, teller, yerler her şey çok gerçekten sıkıntılı bir durumdaydı. Ve bunu biz yapıyoruz arkadaşlar. Biz bu sahaya sahip çıkmazsak bizden başka kimse burayı düzeltmeyecek. Ve kötü sahalarda oynayacağız. O yüzden lütfen bu sahanın kıymetini bilelim. Güzel güzel oynayalım. Videolarını çekelim. Eğlenelim. Burada keyifli bir basketbol kültürü yaşatalım. Bugün yapmak istediğimiz şey de bu. Bugün yapmak istediğimiz etkinlikte de hem eğitimimizi alacağız hem eğleneceğiz. Bu kültürü burada tekrardan yeşerteceğiz diye umut ediyorum. İnşallah siz de seversiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Bir sonraki sahalarda nasıl tasarımlar yapmak istediğinizi, nerelere ulaşmamızı istediğinizi mutlaka yorumlarda yazın ki biz de oralara ulaşmak için elimizden geleni yapalım. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left.
O zaman sahanın ilk basketini atıyor muyuz? Hep beraber. Evet. İlk basketi tabii ki riske atmadan atacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Müdürüm, hoş geldin. İyi vallahi çok şükür. Yaptık. Öğrenci. Öğrencimiz bu mu? Yok, öğrenci. Merhabalar. Profesyonel basketbol. Bugün basketbol öğrenecek miyiz? Hadi gel. Sana küçük, sana bir top getirdim. Ne? Atış yapacağım mı? Gel. Oynayacağız beraber. Atacağım mı? Gel bir sür bakalım. Beğendiniz mi müdürüm? Ha? Beğendiniz mi? Güzelmiş. Kırmızı çeşim çok kalabalık olduğu için. İkiye böleceğim. İkiye böleceğiz. Daha sonra işte elini tutuşmayı ben evet. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Daha eğlenceli. Büyük kaos olabilir. Maçı nasıl yapacaksınız ama? Maçın şöyle. 4 takım yapıp. 2-2. Bilmiyorum. Tamam. Hatta bir şey hiç diyemeyim. Direkt şöyle şey, şut formu falan deyip bunları böyle bıraksak bile mantıklı şu anda, biliyor musun? Çünkü bence şey olur ya. Koordinasyon çok büyük yani. Toplarla şey yapabilirler. Sen burayı kontrol edeceksin. Ben burayı kontrol edeceğim. Ben oradayım. Sen buradasın ya. Ben sana pası verdim. Kardeşim sen sadece buraya bak, bu. Bunu yapıyorsun. Tamam. Bu kadar. Ben sadece gidiyorum geliyorum. Bu sadece geliyor. Evet. Basit. Çarpışmalar çok oluyor bunlar. O zaten yeterince olur. Ama dinamik stajı yaptırdıktan sonra bence pas maçı bir şekilde olur. Olur yani. Pas maçı tamam ya. Pas maçı zaten olsun. Aynen. 4 takım yapalım. 4 takım yapalım. İkişili ikili. İki çıkalım. Çıksan iki girsin. Aynen. Tamam, bu kadarız. Tamam, onları anlatacağız. Onlar sıkıntı değil. Tamam. İyi miyiz? İyi düşün. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Sebo. Nasılsınız? İyi misiniz, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Umarım beğenirsiniz. Evet. Ben test ettim. Güzel. Öyle mi? Güzel güzel. Sabah bir denedik küçükten. Gayet keyifli. Oynaması zevkli. İnşallah bütün gençler için çok güzel olacak. Öyle. Öyle. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, İsterseniz açılış basketini atın. Atalım. Yakından atarız, sıkıntı değil. Tüm basket potalarını güzel ayarladık. İstediğiniz gibi yakından atarsanız daha da rahat olur. Hem şut stilinizde bir sıkıntı görürsek hallederiz. Ama yok, siz oynuyormuşsunuz gibi gözüküyor. Evet. Hey. Gerçi gayet sıkıntınız yok. Yok yok, gayet iyi. Gayet iyi başkanım, gayet iyisiniz ya. Bu top da sizin için özel getirdik. Bu sahaya özel. Bu. Yok yok, sizde var, sizde var. Belli. Başkan eğitimi başkan versin. Bellik bir şey yok bence, gayet. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Vallahi başkanım elinize sağlık. Ben sokamayabilirim vallahi. Bakayım. Yok tamam, giriyor, sıkıntı yok. Elinize sağlık valla başkanım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah daha güzellerini de yapacağız. Ben de doğup büyüdüğüm bir yere bu kadar güzel bir sahaya verilmek benim için çok güzel oldu. Biz de 20 yıldır zaten babam burada oturuyor hala. Benim çocukluğum burada geçti. O açıdan benim buraya bir şeyleri geri verebilmek benim için çok ayrı bir anlamı olan bir şeydi. Onu yapabildiğim için çok mutluyum. Umarım güzel olur. Daha güzellerini de yaparız inşallah hep beraber. Tabii ki basketbol çok önemli bir spor ülkemiz için. Daha da güzel olabileceğine inandığım bir spor. Onun için de ne kadar teşvik yapabilirsek benim için çok daha güzel olur. Yok, yok belli ama bir şey, altyapınız var yani. Altyapınız var. Ya zaten belli, bu tarz işleri yapan insanların bu işe destek olmasıyla güzel oluyor işler. Yoksa bir türlü... Olmasını istediğim sporları.
Çok da güzel. Burası da ona özel, insanların buradan geçerken özellikle dikkatini çekmesini istediğim bir tasarım yapmak istedik. Nitekim de öyle oldu. Kolay olmadı ama sağ olsun belediyeden insanlar çok yardımcı oldular. Boyacılarımız, kaynakçılarımız, abilerim çok... Benim de ilk defa yaptığım iş olduğu için. Senin gibi tabii ki yardım edecekler. Yardım ediyorlardı vallahi, sağ olsunlar. Müdürüm de olsun, müdürüm çok, bazen müdürüm çok bu konuda vizyonu açık bir adam. Birilerini zikretmedi valla, sağ olsun. İnşallah daha güzel yaşayacağız. Bugünün hatırasına sevgili Sebo kardeşime, değerli başkanımın takdim edeceği bir plaket olacak. O yüzden alkışlarla Sebo'yu da buraya alalım. İfade ettim. Bulunduğu yere hem mesleki birikimini aktarıyor, hem yaşadığı yere hizmet ediyor. Temaya fidan bağışında bulunduk. Biz göreve geldiğimiz an itibariyle bu çiçek takdimlerini falan kaldırdık. Ülkenin ciğerleri yanıyor, her yerde yangınlar var. Dolayısıyla kıymetli sporcumuz adına temaya fidan bağışında bulunduk. Hayırlı olsun. Evet. Bu anı da ölümsüzleştiriyoruz. Değerli başkanımıza bir kez daha katkılarından ötürü, katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz gençler. Hazır mısınız bugün etkinliğimize? Hazırız. Bugün şimdi çok uzun bir etkinlik yapmayacağız. Yani şöyle uzun bir etkinlik yapmayacağız. İdman kısmını çok uzun tutmayacağım çünkü çok kalabalığız. Yani hani 60 kişi aynı anda antrenman yaptırmak çok kolay değil. Çünkü bölmemiz gerekiyor sizi. O kısmı olabildiğince hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde temelini verip geçeceğiz. Ondan sonra biliyorum hepiniz buraya yarışma için geldiniz. Hepiniz bedava bir şeyler almak için geldiniz. Ben bunu biliyorum. Ben kendi takipçimi çok iyi biliyorum abi. Ayakkabılar, toplar vesaireler. Bugün ekstra aldım. Dedim ki çok fazla talep olacak. O yüzden daha fazla şey aldık. Merak etmeyin. Kazanırsanız çok güzel hediyelerimiz olacak. O yüzden hocam yavaştan başlayalım. Çantaları bırakın, evet, topları da şimdi bırakabilirsiniz. Önce bir dinamik süreç yapacağız çünkü en önemli şey ısınmak. Isınmadan yaparsak özellikle böyle zeminlerde sıkıntı yaşayacağız. Hadi hazırlanın, geldik. Hadi tamam. Hadi başlayalım. Bıraktın hocam, sendeyiz. Kalk. Yukarıda bir saniye kal, hazırlık yok. Bravo. Zengeli, çarpışmayalım. Biz zaten bunları aynısını bir tur daha yapalım. Sağ çıktı olduğu için. Devam. Aynısı. Bizim için. Tutar ve kaldı. Ben de. Hadi size geçin. Dört tane takıma ayıracağım. Şimdi sizi ikişer ikişer kapışacağız. Ya kapışacağız dediğim ısınacağız. Burada eğlenceli. Sadece pas verebiliyoruz birbirimize. Dribbling yapamıyoruz. Ve basket atmaya çalışıyoruz. Ama bir tane olay var burada. Kimden pası alıyorsanız o pası oraya, o adama geri pas veremiyorsunuz. Onun başka bir yere pas atması lazım ki bir daha o pası alabilirsiniz. Pas maçı bu arada bizim de profesyonel seviyede zaten yaptığımız eğlenceli bir ısınma drillidir. Hatta buna böyle iddia koyarlar. Baklavasına vesaire. Daha sağlıklı bir takımsa muzuna. Ama genelde baklavasına. O yüzden biraz orası işler karışıyor. Çünkü hakemler bizim antrenörler oldukları için antrenörler de birbirini devirdi. Kafa kafaya gitsin diye dengelemeye çalışıyor. Öyle olunca da hep işler karışıyor. Kim güveniyor Allah dışına? Arkadaşlar, sakin, birbirinizi unutmayın. Zaten bu taraf siyah, bu taraf renkli. Hocam, süre? Dripping yok. Tekrar söylüyorum. Arapta. Arıyorum, pas pas, yürek. Adamım. Pas pas, hadi hareket. Pas, hareket. Pas kal. Devam. Bana ne yaptın? Devam. Pas ve kat. Bravo. Katip,
Hey, bravo. Buradan çıksın da bayağı. Burak Çocuğum, düdüğün nerede? Yok, düdüğü aldım benim. Tamam, aldım. Evet, gol oldu. 5, baskı yap. Gol. Bravo beyaz takım. Takım çıktı. Koşadaki beyaz takım girdi. Ben çıktım. Hazır mısın? Ben beyaz ben değilim. Sağdan sonra koşuyoruz. Dribbling yapıyoruz. Tamam. Yarı sağdan sonra şimdi adamı zıplatıyorsunuz. Önden yön değiştirme değil. Direksiyon. Evet. Bak aynı anda çıktınız o poster. Biraz bekleyin abi. Çok güzel kardeşim. Helal olsun sana. Ama dün tokatlayayım şimdi. Bak yok, heh, geliyor benimki. Bravo. Yeah. Aa, devam, devam. Çok kaslar bir adam bu ya. Burası tamam. Bakın gerçekten zaten bizim Seba abinizle konuştuğumuz en büyük şeylerden biri bu. Hep artık konuşuruz. Bu jenerasyon... Hep evde bunu konuşuruz. Otururuz böyle. Şov kısmı. Bir şeyler içerken bunu konuşuruz. Abi, basit şeylere önem vermiyorsunuz. Yani şurada... Daha rahat duyun beni diye yazacağım. Çünkü bunu bırakacağım şimdi kapalı. Çöm çöm bu. Rahat ol. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu işin en aslında fundamental kısmı şut atmak. Zaten ülkemizde de özellikle kısa oyuncularda da çok fazla görüyorsunuz. Şut atamıyor kimse kolay kolay. Yani atıyor da sokamıyor yani. Bunun çok basit sebepleri var. O sebepler de küçük detaylar. Yani her şeyde olduğu gibi bunun küçük detaylar var. O detayları doğru yapmadığınız için girmiyor abi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hep beraber o zaman ayağa kalkalım. Yarıya ayrılalım. Şimdi arkadaş... İki tane attıktan sonra sıraya geri dön, topu arkadaşlar. Haydi. İki tane attın. Hadi.
attı. Bir daha sana geldi. Bir daha atıyorsun. Yine elini tutuyor, geri gidiyorsun. İkişer tane böyle atıyorsun sırasıyla. Tamam mı? Haydi. Sakin ol yarışma için. Her yaştan sağ içinde bulunan, sağ dışından katılmak isteyenler varsa da onlar da hocalarımıza yine iletişime geçebilirler. Heyecanlı yarışmalarımıza geldi sıra. Herkes hem eğleneceğiz hem de harika ödüller kazanma şansını yakalayacağız. Eğer herkes hazırsa hocalarımızın karşısında yine etkinliğin başında olduğu gibi bir tek sıra oluyoruz. Hocalarımız zaten hem yarışmalarla, kurallarla ilgili ve ödüllerle ilgili bilgileri sizlere birazdan aktarmış olacak. Onun haberini de vermiş olalım. Burak hocam da burada. Ben hemen yine mikrofonu onlara bırakacağım. Yarışma için bütün çocuklar heyecanla hazırlar, bekliyorlar hocam. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sunuyorlar. Vallahi Allah'ım. Ne güzel. Şimdi bildiğiniz yarışmalar bunlarla önce yapmadığınız şeyler değil. İlki knockout yarışması. Knockout nedir bilen bilmeyen. Herkes biliyordur aşağı yukarı. Biz yine küçük bir göstereceğiz dinleyenlere. İki tane potada yarışacağız. Onu söyleyeyim. Kazanana da bir tane ayakkabı vereceğim. Evet, ayakkabı ödüllü. Ama arada böyle canım birine çok beğenirsen bir tane top da atarım. Biraz benim keyfime kalmış. Sen top istiyorsun. Bakalım, sen belki ayakkabı kazanırsın, belli olmaz. Bir sürü şey var. Ayakkabı var, küçük pot, mini pota var, top var, tight var, çanta var, var oğlu var. Kafamıza göre dağıtacağız. Sıkıntı yok. Şimdi knockout'u bilmeyen bak var mı? Sen bilmiyorsun. Tamam. Bilmeyen. Bilmiyor. Tamam. Utanmayın oğlum. Sonra geleceksin sıçacaksınız burada yapamayacaksınız. Ondan sonra abi eğlendim. Eğlenirsin tabii. Karşı taraf niye bu kadar yavaşsınız? Burası gayet güzel gidiyor. Eğleniyor herkes. Hadi oğlum. Helal olsun sana. Hayda. Ne oldu? Artistik yapıyordun bana Turuncu. Eğlendin. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel gel. Yemezler gel. Yeah. Verelim mi lan? Sana helal olsun be. Favorim sensin. Son finali izlesin. Haydi. Ne oldu? 1-0 devam. 1-1 devam. 1-1 devam. Ben gördüm. Bunlardan bir tanesi karşıda yerlerde yuvarlanıyordu.
Cengiz'im, Allah rızası için. Sakin ol kardeşim. Sana bir şey olmasın. 5 basket. Tamam. Peki. Ben hiç böyle oynamadım. İlk defa oynuyorlar böyle. Yeni nesil böyleymiş. Öyle mi? Evet kardeşim benim. Eline sağlık. Kıvırcıklar kazandı. Aferin. Sana da aferin. Sana artık ayakkabı vermeyeyim. Sen de olmayacak çünkü değil mi? Olur yani. Benim sana bir tık. Ayakkabıyı çıkart. Bu kardeşim için de... En son komisyon mu? Ben söyleyeceğim bir saniye. Noel Baba şeyinden bakayım. Noel Sebo. Bilir misiniz? Benim yayınları eskiden izleyenler bilirdim. Noel Sebo diyor. Her gün bir şey veriyordum. Bende de var bundan. Cengiz'e veriyoruz burada. Cengiz o da ne güzel çıkıyor. Evet. Arkadaşlarımızla alkışlayalım önce. Baya güzel yarıştılar. Cengiz kardeşim sana bu mini basketbol potasını vereyim. Bende de var çok güzel. Evde oynarsın. Biraz şutunu geliştir. Kardeşim ayakkabıların hayırlı olsun. Sağlam güzel bir şey istiyor. Yani, yiyemeyeceksin çünkü belli ki. Haydi. Güzel saç kazandı. Aynen. Hadi hocam düdüğü bekle. Opa. Hadi vereceğiz. Güzel saç be, eledin maşallah Cengiz'ime. Cengiz seni övdük. Ben sana şimdi bir tane sürpriz yapacağım, sen dur. Helal olsun, çok iyi. Evet, kapışıyorlar şimdi Kine. Burakcan hocam, bir alkış yapalım Kine'ye çıkan arkadaşlarımız için. Bunu alkışlamayın ama. Bu kaybetsin istiyoruz. göreceğim şimdi. Ben senin karşında final boss çıkartacağım bıyığıyla beraber. Hoş be oğlum be. Uçan biftek. Ya. Ya. Öyle elim seni işte. Aferin aferin. Eline sağ kanki. Bakayım ne dersen diye bakıyorum. Alkışlayalım şampiyonu. Her grubun iki tane topu olacak. Tamam mı? Arka arkaya böyle sıraya geçiyoruz. Aynı anda onlar da böyle. 8 tane şut sokar. 8 çok mu? 5 mi? 5. 5. 5 tane şut sokacaksınız ama her soktuğunuz şuttan sonra takınca 1, 2, 3, 4, 5 diye sayacaksınız. Saymazsanız ben onu duymazsam saymayacağım. İlk 5'i sokan takım 1 puan almış olacak. Her seferinde, burada bu oyunda durmak yok bu arada. Başladınız mesela, burada başladınız. 5 taneyi bu takım soktu veya herhangi bir takım soktu. Duydunuz 5 diye duydunuz. Herkes bağırıyor takımca 5 diye bağırıyor. Herkes bir sağına kayacak. Bir sağına kayıp burada 5 tane sokmaya başlayacaksınız. Sokmaya çalışacaksınız daha doğrusu. Sokamazsınız veya sokarsınız fark etmez. İlk 5'i duyduğunuz anda tekrardan sağa geçmeniz lazım. Sağ tarafınıza doğru kayıyorsunuz. Bak sağ tarafınıza. Anladınız mı? Hadi takım yapalım. Haydi başladı. Sayın. Sokarsanız tabii böyle taş atarsanız sayılmayacak. Oha. 20 tane attınız daha girmedi. Herkes kendi topunu alsın. Herkes kendi topunu alsın. Lan kendi topunu bilmiyorsun. Biri soktu saymadı. Ben de olacağım diyor.
Tebrik ediyoruz bu iki tane kaotik takımı. Kimin ne yaptığı belli olmayan yarışmada 4 tane kazandınız. Birbirinizin toplarına dokunmayın. Takım bağırmazsanız saymayacağım, haberiniz olsun. Evet. Zaten 4 tane top var. Yok yok, ben gördüm, buradan attı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oğlum hepiniz sanki şuradan attınız. Şimdi beni konuşturmayın. Hepiniz buradan atmışsınız gibi, hadi. Tebrik ediyoruz, takımı alkışlayalım. Çantaya ihtiyacı olan arkadaşımız hangisi? Sağ ol çantaya. Çantamda konum var mı? Ver. Al. Şimdi... Ayak numaran kaç? Senin de büyük. O bunu sana vermeyeyim. Sana bunu ver, sen küçüksün. Al. My Golden State. Golden State, Stephen Curry. Sen gidiyor, sana bu oldu. Hayır, götür. Ne olmaz lan sana? Video oğlum. XX saat alacak bir sana. Takasa girelim. Yaoming. Yaoming gel takas. Adam yok. Top yiyeceksin, top. Şu büyük topu al, sen al. Sarı. Sana top yok, sana bu var. Sana da küçük top var. Evde de var, evde de var. Dekor olarak. Yok yok, sen şey yapayım. Sen git büyük topu al, şu büyük topu. Şaka yap, bu diğerlerine değil. Kırıncı olan büyük top. Oğlum sana en pahalısını verdi, ben ne alayım? Evet, arkadaşlar tekrar alkışlayalım. Ben takasa gireyim. Ben burayı kustum abi. Şimdi oturuyor mu? Elimize diğer toplar şeyler ne kaldı? Topaya topaya. Ben bir şey kalmadı ya. Kardeşim sen manyak. Diğer toplar bizim toplar. Etkinlik şu anda. Şu da konu. Bu da bizim etkinlik. Ben buna kazanayım. Evet. Tamam oldu herhalde. Ah, keşke kazanmadan. Allah Allah. Seçtim ben bir arkadaşlar. Yani beğendim, beğenmiyorum zannetmeyin bu arada. Hepinizi beğenim. O yüzden zaten bunları yaptım da bu sahaya yaptım da. Bak orada salakta duruyor. Kim o? Kemal Bugaz mı? Kemal Bugaz mı? Senin eski oyuncu mu? Aferin. Abi o kadar finale kaldım ya. Sen çok ağladın, sana hiç verdim. Hesaptan kalır. Abi topu çalıyor. Ben talimi çalıyorum. En çok istemeyi vereceğim abi. Memnun olmayan suratlar görüyorum. Herkes mutlu olamaz. Evet, bu bir yarışma sonuçta yani. Birileri kazanacak, birileri kaybedecek ama artık burada bir sahamız olduğu için artık Sebo hocamızdan ve Burak hocamızdan
dönem dönem burada böyle etkinlikler yapmalarını, yine yarışmalar yapmalarını ve hediye dağıtmalarını bekliyor olacağız. Valla ne yalan söyleyeyim, ben de bir heveslenmedim değil yani. İnşallah bir dahakine araba falan dağıttığımız dönemlere de denk geliriz hocam. Sponsor bulduğumuz anda. Biz artık bundan da velilerinize seslenmiş olalım. Biz de sponsor bulun, pahalı hediyeler veriyorum çocuklar. İşin şakası bir yana. Bugün bütün katını gösteren kardeşlerimi tebrik ediyorum. En büyük alkış sizindir, siz hak ettiniz. Çok iyiydiniz. Biz dışarıdan sizi konuşuyorduk. Gerçekten herhalde buradan bir 3-5 arkadaşın profesyonel olarak bundan sonra basketbol hayatına devam edecek ilerleyen yıllarda gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar işin söyleşi kısmına geçiyoruz. Etkinliğimizin son bölümüdür. Ben mikrofonu hem Burak hocama hem de bugünün mimarı olan Sebo hocama bırakacağım. Merak ettiğiniz soruları, aklınıza takılan her şeyi büyük bir samimiyetle cevaplayacaklardır. Yani çalışmalar dışarıda özelde, çok da özel sormayın. Belki cevaplayamayacağı şeyler olabilir ama aklınıza takılan ne varsa sporla, basketbolla ilgili sormanız için mikrofon belki elden ele dolaşır ya da biraz sesinizi kuvvetli kullanmanız gerekebilir. Ben söyleşiyle sizi baş başa bırakıyorum. Ben de müsaadenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama alkışlar değerli hocalarım olsun. Onlar en büyük emeğin sahibi. Burada nice organizasyonlar yapmanızı bekliyoruz hocam. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözler için. Bir alkışlayalım tekrardan. Bu güzel sunumu yaptığı için bize. Mükemmeldi, bizi yönlendirdi. Şimdi gençler şöyle yapalım. Ben ortada oturayım. Hocam kukaları toplayalım. Ben ortaya oturayım. Hepiniz böyle etrafıma böyle bir dizilin. Etrafıma dizilin. Böyle yuvarla. Yere oturun yani. Aynı şekilde. Sizi seviyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gençler, videonun sonunu orada çekmeyi unutmuşum. Editlerken dedim ki burada taze taze hem izlemişken son kapanışı burada yapayım. Gerçekten çok özel bir etkinlik olmuş. Çok özel bir iş yapmışız. Bütün bu işte emeği olan Beşiktaş Belediyesi'ndeki tüm çalışanlar, emek verenler, Burak Can Hocam, Uğur abim, Mohican Airbrush ve bendeniz, sizlere bu güzel sahayı bırakmak için elimizden geleni yaptık. Maalesef 10 gün içerisinde yine çemberi kırmışlar, kancalarını kırmışlar ama yapacak bir şey yok. Umarım gerçekten basketbol severler için olabildiğince uzun süreler orası güzel bir alan olacak. Herkesin güzellikler içerisinde oynayabileceği, rahat rahat keyif alabileceği, videolarını çekebileceği keyifli bir saha oldu. Ben de sonrasında oynadım. Gayet keyif aldım. Her şey umarım istediğiniz gibi olmuştur. Daha da fazla bu tarz şeyler yapmayı istiyorum. O yüzden yorumlarda mutlaka bir sonraki sahaları ve sahalarda yapılmasını istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Kanala da abone olun ki daha çok videolar yapalım, daha güzel işler yapalım. Ya açıkçası ben bir basketbol içerik üreticisi olarak size boş işler yapmayı istemiyorum. Boş işler yapmadığım için de çok fazla büyümüyoruz. Bu önemli değil. Ben kaliteli iş yapayım, az kişi olalım, öz olalım, güzel iş yapalım. Benim için önemli olan bu. O yüzden ama yani destek olursanız da çok mutlu olurum. Daha çok benim için motivasyon olur. Bunu sadece İstanbul'da değil, diğer ilçeler, illerde de yaparım. Güzel olur. Neden olmasın?
Bence tüm Türkiye böyle güzel basketbol sahalarını hak ediyor. Bunlardan bir tanesi de sizin şehrinizde neden olmasın. O yüzden kanala abone olun. Videoları beğenin, yorum yazın ve olabildiğince fazla arkadaşlarınızla paylaşın. Zil de açarsanız videoları attığım gibi izleyebilirsiniz gençler. Kendinize bakın. Görüşürüz.